sizlere yerel gündem ekibi olarak Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili aday adayı Asım Sürer'i anlatmaya çalışacağız. 1966 yılında Altınova'da dünyaya gelen Asım Sürer, ilk ve orta eğitimini Altınova'da tamamladı. Balıkesir Lisesi'ni devlet parasız yatılı okulunda okudu. 1983 yılında Kara Harp Okulu'na girdi. 1988 yılında jandarma teğmen olarak mezun olan Sürer, yurdun çeşitli bölgelerinde görev yaptı. Beykent Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisansını tamamladı. Sürer, yurt dışında çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2007'de emekli oldu. 30 Mart 2009 yerel seçimlerinde Altınova'da AKP'yi yıkarak Cumhuriyet Halk Partisi'nden Altınova Belediye Başkanlığı'na seçildi. 2009 ve 2012 yıllarında 4000'e yakın çiftçinin üyesi olduğu Altınova Sağ Sahil Sulama Birliği Başkanlığı'na seçildi. Bu göreve halen devam eden Sürer, 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay delegesi oldu. Büyükşehir yasası ile Altınova Belediyesi'nin kapatılmasının ardından yapılan kongrede Ayvalık Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığına seçildi. Asım Sürer evli ve iki çocuk babasıdır. Merhabalar yerel gündem izleyicileri. Bugün Ayvalık'tayız. Balıkesir Milletvekili aday adayı, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili aday adayı Asım Sürer ile beraberiz. Merhabalar, nasılsınız? Merhaba Aslanım. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Öncelikle onu sorayım. Şu anda tabii ki bütün Balıkesir'in en uç noktalarına kadar, ki Balıkesir'imiz de coğrafi yapı olarak çok geniştir biliyorsunuz. Bütün en uç noktalarına kadar ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Şu anda çünkü biliyorsunuz ki Cumhuriyet Halk Partisi çok güzel bir yapıya kavuştu. Üyelerin belirlediği sıralama dahilinde milletvekillerimiz çıkacak. Ön seçim olacak ve bu hakim huzurundaki bir ön seçim. Buradan çıkan sonuçlar değişmeyerek direkt seçimlere yansıyacak. Şu anda o nedenle Balıkesir'in bütün bölgesinde bütün üyelerimize ulaşmak için çaba sarf ediyoruz. Detaylara gireceğim ama öncelikle şundan da bahsetmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nde uzun yıllar siyaset yaptınız. Özellikle Altınova Belediye Başkanlığı'nı yaptınız. AKP'den alaraktan belediye başkanlığı yaptınız. O süreçleri değerlendirecek olursanız milletvekili adaylığı konusunda zaman şu an bu mudur dediniz? Yani o yüzden milletvekilini tercih ettiniz. Kesinlikle doğru. Çünkü biz 2008 yılında emekli olup derhal Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi oldum. Ve 2009 Mart seçimlerinde de yine halkın talebiyle belediye başkanı adayı oldum. Zorlu bir süreç yaşadık. Yani belediyenin ve devletin imkanlarını kullanan bir AKP belediyesine karşı halkla birleşerek hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin bayrağını diktik Altınova'mızda. Ve orada devam etmekteydik. Fakat biliyorsunuz ki Büyükşehir yasası ile beraber şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin özellikle söylediği, iktidar olduğumuz ilk anda halka sorarak referandumla tekrar geri vermeyi düşündüğümüz bir belediyemiz olan Altınova Belediyesi'nde her şey güzel giderken Büyükşehir yasasıyla beraber kapandık. Ki bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Altınova Belediyesi Osmanlı'dan gelen, Anadolu Selçuklularından gelen bir beldeydi. Cumhuriyet tarihiyle beraber belediyelik yaşamıştı. Kendi kendine yeten bir belediyeydi. Nüfus potansiyeli olarak da uygun bir yerdi. Kapatılması çok köklü değişikliklere sebep oldu bölgede. Çok geri gidişlere sebep oldu. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarıyla bunu tekrar geriye getirmek nasip olacaktır. Evet, şu anda Ayvalık'tayız. Ayvalıklılar da sizi çok seviyor gördüğüm kadarıyla böyle. İşte hoş geldiniz başkanım. Bayağı bir tanınıyorsunuz burada da. Seçim çalışmalarına geleceğim. Detaylı olarak girersek. İnsanların tutumu, davranışları, sizi karşılaması nasıl? Şu an çok güzel gidiyor. Yani özellikle gittiğim bütün bölgelerde şunu söylemek istiyorum. Bütün insanlara bu teveccühlerin altında kalmamak için elden gelen bütün gayreti göstereceğim milletvekili adayı ve milletvekili olduğumuz takdirde. Çünkü çok büyük bir ehemmiyet gösteriyorlar. Kendinden biri olarak kabul ediyorlar. Evet. Ve çok büyük destek veriyorlar. Çıkışımızda az önce bir nokta eksik kaldı. Çıkışımız da bu bölgede geçmiş seçimler içerisinde hareket edip hem Altınova Belediye Başkanlığı hem de Ayvalık Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanlığı yaptığımız için halkımızın talepleri doğrultusunda oldu. Sizi illaki milletvekili görmek istiyoruz demeleri üzerine yola çıktık. Değil mi? Böyle bir talep vardı. O yüzden bu teveccüh altında halkı mutlaka kalmayacağız. Onlar için elimizden geleni yapacağız. Zaten geçmişte yaptıklarımız da bunun bir göstergesidir. Yaptıklarımız derken en önemli yaptığım diye yapılan birçok hizmeti, yollardı, kanalizasyonda, otur hizmetleri bir kenara koyacak olursak en önemli benim yaptığımı düşündüğüm iş bütün insanları birleştirmek, bütün insanları kucaklamak, belediyenin insanların bir kapısı olduğunu sağlamaktı. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi de belediyelerden farklı değildir. Cumhuriyet Halk Partisi de halkın yüzünün olduğu,
Laik Demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin yaşadığı, Atatürkçülüğün yaşadığı bir parti olduğu için yine halkın yüzüdür orası da diyoruz. Onu mutlaka halka yansıtmaya ve halkla bir arada bu vakti yaşamaya çalışacağız. Tabii ki sadece bunlar değil. O halkın temsiliyetini orada sağlamış olacağız. Bu dönem halk seçecek. Halkın gerçek vekili olarak oraya gideceğiz. Ve orada da halkın o nabzını oraya mutlaka yaşatacağız. Evet. Peki halk, yani baktığın zaman insanlar nasıl bir milletvekili istiyor? Kamera arkasında güzel bir şey söylemiştin. Hani millet, evet, çok değişik sorularla geliyorlar demiştiniz, evet, değil mi? Yani şu anda halkımız en doğrusunu yapacağından kesinlikle eminiz. Çünkü gittiğimiz bölgelerde çok güzel sorularla karşılaşıyorsunuz. İlk tanıştığımız insanın bize mesela ilk sorduğu şey, örgütte geçmişte neler yaptınız şeklinde bir soru oluyor. Dönüyor şunu soruyor. Bütün vekillerimiz şu anda geliyor. Hep güzel şeyler söylüyorlar da sizi diğer adaylar arasından tercih etmemiz için sebep ne olmalı diye soruyorlar. Farkınız ne demişler? Ya bunu çok net bir şekilde sizin farkınız nedir diye soruyorlar. Bu sorulardan ben çok memnun oluyorum. Çünkü şu anda hakikaten halkın içinden yetişen gelen bir çiftçi çocuğu olarak başta gördüğüm şu, kendimi diğer adaylarımızdan farklı gördüğüm en önemli nokta, bütün adaylarımız mutlaka iyi insanlardır. Güzel şeyler yapmak niyetindedir. Ama ben kendimde en büyük gördüğüm fark şudur. Biz şu anda Cumhuriyet Halk Parti'nde sıkıntılı nokta olan, geçmişten özellikle 12 Eylül'den sonra yok edilen işçi sendikaları, örgütlerimizin parti içerisindeki güçlü yapısı, çiftçi kuruluşları, tarımsal kalkınma kooperatifleri, yani halkı oluşturan bütün sivil toplum örgütleri ve kuruluşların Cumhuriyet Halk Partisi içine yansıması, dolayısıyla seçimlere yansımasını sağlayacak bir insan olarak kendimi görüyorum. Çünkü bunları hakikaten bütün yaşantım içerisinde de hep ön önde tutmaya çalıştım. Bütün dernekler, sivil toplum örgütleri, odalar, birlikler ve başta tabii ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü. Bunlarla iç içe bir milletvekili olmalıyız ki parti örgütünün her şeyin üstünde olduğunu bütün insanlara yansıtmalıyız. Bunu hem belediye başkanlığı yapmış hem de ilçe başkanlığı yapmış biri olarak söylüyorum ki örgütler her şeyin üzerindedir. Bunu sağlayacak bir vekil olarak mecliste hareket edeceğim. Bu nabızlar alındığında, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, örgütlerin nabzı alındığında zaten hem Cumhuriyet Halk Partisi'nin programın içerisinde olması gereken de öne çıkması gerekenler ortaya çıkacak. Doğru. Hem de o insanların dedikleri yapılmış olacak. Özellikle çiftçilerle ilgili birçok sorunu yakın biliyorsunuz. Çünkü böyle bir göreviniz de var. Evet. Misyonunuz var değil mi? Şu anda Altınova'da Sağ Sahil Sulama Birlik Başkanıyım. Yaklaşık 4000'e yakın çiftçimiz var. Sürekli çiftçilerimizle iç içeyiz. Zaten dediğim gibi kendimizin de aile yapısında çiftçilik vardı. Çiftçilerin en önemli sorunu bildiğimiz gibi şu anda ne ürün ekeceğine ekiliş zamanında bile karar veremiyorlar. Çünkü satış zorlukları var. Bunu aşmanın en önemli noktası diyoruz ki bütün girdilerdeki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin programında olan bir şey, bütün girdilerdeki KDV ÖTV'nin kaldırılması. Mazot özellikle. Mazot, yem, gübrede. Tamam, evet. Bu KDV ve ÖTV'nin kaldırılması çiftçiye çok büyük bir destek olacaktır. Aynı zamanda şu anda verilmesi gereken, bütçeden ayrılması gereken payın da yarısını teşvik olarak vermekte ve büyük bir uğraşlar sağladıktan sonra çiftçiye zorla, evet, bu teşviği vermekteler. Bu teşvik çok geçici. Ayrıca yine hep havza politikası dediğimiz bir politikayı bir türlü uygulamaya geçiremediğimiz politika Cumhuriyet Halk Partisi döneminde mutlaka geçecektir. Bölgesel ürünlere daha farklı, daha yüksek teşvikler vermek. Dolayısıyla ürün dengelerini bölgelerde sağlamak. Yani bir dönem içerisinde her yerde patates, her yerde mısır olmasından çok Niğde'de, Ödemiş'te, evet, patates, bizim bölgemizde farklı ürünler. Bunları öne çıkartacak şekilde teşvikleri orantılamak gerekecek. Çiftçinin içerisinden gelen biri ve onların örgütlerine özellikle sahip çıkmaya çalışacak biri olarak zaten bu nabzı meclise mutlaka taşıyacağız. Aynı zamanda da dışarıdan mal alımını da aslında, yani pamuğu bile yurt dışından artık ithal ediyoruz neredeyse, düşünün yani. Çukurova, evet, bölgesi gibi bir yerde özellikle pamuğun çok yoğun ekildiği yerde artık insanlar pamuk ekmiyor. Bu da bir etkendir değil mi? Yani dışarıdan alımları da biraz daha kısmak gerekiyor herhalde ileriki dönemlerde. Dışarıdan çiftçiyi alımı desteklemek için. Bugün saman bile dışarıdan alıyoruz. Bunu alımını engellemenin en güzel yolu verdiğimiz ürünlere o havza politikasıyla belli ürünlerin yetiştirilmesini sağlarsak dışarıdan, evet, almamıza gerek kalmayacak. Maalesef doğru. Milyarlarca dolar yurt dışına vereceğimizi onu çiftçimizle paylaşarak çiftçimizin bir noktaya gitmesini sağlayacağız ki Türkiye'de istihdamın büyük gücü de çiftçiliktir. Bugün işsiz insanların olmasındaki sebep çiftçiliğin bu kadar kötü gitmesidir. Aile ziraatının, kesinlikle, yok edilmesidir. Bunları mutlaka geriye döndüreceğiz, daha güzel noktalara getireceğiz. Yani eskiden olduğu gibi aile ziraatı, çiftçilik her noktada Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir. Olacak. Mutlaka olacak. Olacak. Şimdi broşürünüze de bakıyorum, tanıtım broşürünüzde. Siyaset mutlak bir gelecek değil, inandığım değerleri savunduğum bir dik duruştur. Bu sözde slogan nasıl oluştu? Bu söz burada hem geçmiş meslek yaşantımızda hem siyasete girdiğimiz belediye başkanlığı ve ilçe başkanlığı döneminde
yapmak istediğimiz şey illaki kendimizin bir şeyler olması demek değildir. Yani milletvekili olmak, ilçe başkanı olmak, belediye başkanı olmak değil. Ana hedefimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin ideolojisi olan, az önce yine söylediğimiz gibi, layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin, Atatürk zihniyetinin Türkiye üzerinde yaşamasını sağlamak için elimizden gelen gayreti göstermek. Yani bunu milletvekili olmasak da biz bu yolda devam edeceğiz. Sadece inandığımız değerleri savunmak ana amacımız. Ama bu inandığımız değerleri savunurken yetkili noktalarda olursak çok daha güzel şeyler olacağına inanıyoruz. Evet. Ama biz savunmaya devam edeceğiz. Savunmaya devam edeceksiniz. Evet. Gerçekten güzel bir slogan. Şimdi özellikle son dönemde Türkiye'de bir bayan olarak konuşuyorum. Kadınlara yönelik şiddet artmaya başladı. Bu AKP döneminde özellikle son 12 yıllık dönemde daha fazla kadınlar cinayet oldu biliyorsunuz. Şiddet, eşitsizlik. Bu konuda meclise girdiğiniz zaman ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yani kadınlarla ilgili bir şey planınız var mı mecliste? Mutlaka var. 2004 ve 2012 yılları arasında yapılan istatistik göstermiş ki, düzeltiyorum, 2014 yılları arasında yapılan istatistik göstermiş ki %1400 artmış. Evet. Bunun artmasındaki sebepleri irdeleyecek olursak bakıyoruz ki bugün yönetici konumdaki insanlar çok farklı söylemlerle karşımıza çıkıyor. Yani bugün 6 yaşında bir kız çocuğuyla evlenilip evlenemeyeceği tartışılıyor. Yani tecavüze uğramış bir bayana 20 küsur kişi tecavüz ettiği halde hala bu kendi istemiş olabilir gibi söylemler deniyor. Her 4,5 dakikada bu ülkede bir kadına tecavüz ediliyor. Ya böyle bir yani ortamda böyle bir yani oldu. Sanki işte eteğinin kısa olması tecavüzde çok sebep hazırlamış gibi görülen bir ülkede ve bunları yöneticilerin söylediği bir ülkelerde yaşıyoruz. Maalesef. Bu da tabii ki bunu %1400'lere körüklüyor. Yani kadının annemiz olduğunu, kadının kardeşimiz olduğunu, kadının baş tacımız olduğunu mutlaka göstermemiz, öğretmemiz gerekiyor. Bunun hiçbir noktasında ne dinimizde ne insanlıkta böyle bir nokta yok. Biz yasalarla bunun dengesini kurmak zorundayız. Yani bu şeylerin, bu bugün yöneticilerin ağzından çıkan şeylerin çok yanlış olduğunu bir kere vurgulamalıyız. Toplum yapısında ısrarla söylüyoruz, Özgecan olayında gördüğümüz gibi. Evet. Maalesef kadınlarımızın eğitimi çok önemli. Çünkü bütün aile yapısını yetiştiren, değerlendiren, maalesef o Özgecan'ın olayında konu olan erkek de yine bir annenin yetiştirdiği evet. biri. O yüzden cezaları, idam cezalarını getirmek bilmem ne o şekilde değil de çözüm değil aslında. Mutlaka evet. eğitimi baş tacı yapmamız, kadınların eğitimini çok daha öne almamız lazım. Ya bunun için Türkiye'nin geleceği ailedeki kadın zaten. Ve biz siyasetin içerisinde de her zaman görüyoruz. Bazen kadınlarımız kızıyor. Diyorlar ki biz siyaset zamanında kullanılan bir meta gibi oluyoruz. Kesinlikle kadınlarımızın baş tacı olmasını, en önlerde olmasını isteriz. Tabii kadın aile içindeki görevleri, çocuk, eş, diğer görevleri nedeniyle belki siyasette erkekler kadar aktif olamıyor. Ama pozitif ayrımcılıklar mutlaka yapılmalı. Evet. Ve kadın öne doğru taşınmalı. Bunun savunucusu olacaksınız yani kesinlikle, mecliste. Kesinlikle savunucusu olacağız. Yeter ki kadınlarımız bu yolda çaba sarf etsinler. Biz her zaman için yanlarında olacağız. Yasalarla da bu pozitif ayrımcılık dengesini mutlaka koruyacağız. Yani bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisinde yine diğer partilerde olmayan dengeler var. Hatta bunu kadın diye değil, cinsiyet kotası şeklinde var ama inşallah erkekler bu cinsiyet kotasından istifade etmek zorunda kalır. Tamam. Peki Asım Bey, gençlerden umutlu musunuz? Gençlerden çok umutluyuz. Umudumuzun en kırıldığı zamanlarda gezi olaylarıyla karşımıza çıktılar. Ayrıca bizim farklı bir yöntemimiz de vardı. Belediye başkanlığı dönemimizde, broşürümüzde de olduğu gibi bir gençlik merkezi oluşturduk. Evet. İlk kurduğumuz sene belki bu 10 kişi, 20 kişi gençlik merkezi içerisinde hareket etmeye başlamıştı. Çoğalmakta zorluk çekiyorduk. Fakat 5. yılın sonunda gençlik merkezi 500'ün üzerindeydi bir beldede olmasına rağmen. 500'ün üzerine çıkmıştı. Burada gençlik merkezinde öğrencilere ders takviye kursları, müzik kursları, folklor, aklınıza gelebilecek her türlü şeyi veriyorduk. Ve biz burada siyaset yapmıyorduk. Yani sadece örnek öğretmenlerle, Atatürk'ü düşünen insanlarla onların eğitimlerini veriyorduk. Ve hiçbir noktada siyaset yapmıyorduk. Her partiden çocuklar da vardı. Fakat o çocukların örnek olarak onlara yetiştirdiğimiz noktada, getirdiği noktada aynı şeyleri düşünür noktasına geliyorduk. Yani bizim belki siyasetimiz içerisinde partimizin en sıkıntılı noktalarından biri gençlerdir. Ama bu gençleri biz 18 yaşında, 20 yaşında partimizin içerisinde kabul etmeye çalışmak yerine onlara doğru şeyleri çok daha erken yaşlarda doğru. başlayıp görüşmemiz ve ileri noktalarda da gençlerin hep önünü açmamız lazım. İnşallah bu dönem içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde de gençler bu ön seçimine biraz daha öne çıkarlar. Bunu vatandaşın yüzünde okuyoruz. Genç olmasını istiyor. Kesinlikle yani, beklenti yani, genç dinamik. Bayan olmasını bekliyor. Bayan. Bunu biz şu anda da gezdiğimiz bütün üyeler üzerinde de görüyoruz. Yani genç olması, bayan olması bunları istiyorlar. Tamam sizleri kabul ediyoruz ama bir de böyle şeyler olsun diye.
bunu mutlaka üyelerimiz istiyor ve bunu sandığa yansıtacaklardır. Sandığa yansıtacaklardır. Peki sandık demişken şimdi seçimlere gelelim. Nasıl oy kullanılması gerekiyor? Yani yanlış oy kullanılırsa iptal olacak biliyorsunuz. Hani buradan Balıkesirli vatandaşlara, oy kullanacak olan vatandaşlara oy konusunda neler söylersiniz? Şu anda milletvekili sayısının en az yarısı kadar, yani Balıkesir'de 8 olduğuna göre 4, en çok milletvekili sayısı kadar 8 adet oy kullanılacak. Tabii hepsi farklı farklı kişilere kullanılacak. En az 4, en çok 8 oy. 3 tane oylarsa geçersiz, 9 evet. tane olursa da geçersiz evet. değil mi? O yüzden buna çok dikkatli oy kullanılması lazım ve değer verdikleri, partide milletvekili adayı görmek istedikleri kişilere 4 veya 8 olarak verdikleri değer oranında oy vermelerini, sıralamada herhangi bir husus yok. Sadece oy verilmesi önemli. En çok oyu alan sıralanacak. Bir de bazen akıllarda kontenjanla ilgili yanlış şeyler var. Balıkesir'imizde kontenjan falan yok. Yok. Oradan çıkan sonuçlar hakim huzurunda belirlenerek milletvekili sıralaması olacaktır. İnşallah o sıralamalar içerisinde daha güzel yerlerde biz de yer bulur ve halkımıza hizmet etmek için bizden gene yaparız. Aday numaranız bu arada kaç? Aday numaramız 33. Şu an 34 adayımız var. Tearifiyle başladı. Evet. için 33. sırada 33 numaraya desteklerini bekliyoruz tüm adaylarımız. Evet, Asım Bey'in evet. tekrar şey yapalım, adaylık numarası 33. Neden Cumhuriyet Halk Partisi? Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin önemi tabii ki Türkiye'de eski bir parti. Ama hani Cumhuriyet Halk Partili olmaktan memnun musunuz? Kesinlikle bizim... Ben Altınova'da tek partili dönemden beri Cumhuriyet Halk Partili olan bir ailenin çocuğuyum. Cumhuriyet Halk Partisi çünkü aradığımız, yine az önce söylediğimiz gibi bütün değerler burada taşıdığı için buradayız. Ve biz olaya şöyle bakıyoruz. Bazen arkadaşlarımız kızdığı şeyler oluyor. İşte olumsuz düşünceleri oluyor. Partiyi terk etmeye kalkanlar oluyor. Yeni partiler kurmaya çalışanlar oluyor. Biz onlara şunu özellikle söylüyoruz. Bugün karşımızda bir partiden çok bir ideoloji yaşatmadan sadece örgüt olarak çalışan bir parti var. Bu partinin karşısında birlik beraberlik içerisinde olmamız gerekir. Ve bunu da en açık örneğiyle 2002 yılında seçim dönemi incelenirse %7,5'larda kalan bir genç parti, baraj altında kalan bir MHP ve %32 oyla açık ara tek başına iktidar olan bir AKP vardı. Bugün de karşımıza çıkıp farklı yeniymiş gibi gösterilen değişik partilerle hareket edilmesi, karşı olduklarını iddia ettikleri bugünkü AKP'ye karşı yine onun daha bir tabirle ekmeğine yağ sürmek olacaktır. Birlik o yüzden kesinlikle yani... birlik olmamız gerekiyor. Ben bununla ilgili şu söylemi söyleyebilirim. Cumhuriyet Halk Partisi diyor ki barajı kaldıracağız. Önce Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun. Ondan sonra ayrılıklarımızı Cumhuriyet Halk Partisi barajı kaldırsın. Ayrılıklarımızı gene tartışalım. Gene o ayrılık ayrı fikirlerimizi bir araya koyalım. Yani ama bugün bu hükümeti yıkmamız gerekiyor. Onun için de birlik olmamız gerekiyor. Yine 2002'ye döndürerek farklı gelişmelerle yeni değişik oluşumlar çıkarmamaları gerekiyor. Evet. Bizim Türkiye Cumhuriyeti için mutlaka herkesin oyuna ihtiyacımız var. Ben şunu da özellikle belirtmek istiyorum. Geçmiş dönemler içerisinde AKP'ye oy vermiş vatandaşlarımız dahil. Bunların böyle yapacağını düşünerek oylarını vermediler. Ama bugünkü gördüğümüz tablo Türkiye'de belli. Onun için herkesin şu anda gerçekleri görerek ona göre hareket etmesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çatısı altında toplanması gerekiyor. Doğru. Özellikle vatandaşlık görevinde insanların yapması gerekiyor. Yani her şeyi partilerden beklemek de olmuyor. İnsanların da vatandaşlık görevini, özellikle oy kullanma haklarını da gerçekleştirmeleri kesinlikle gerekiyor diye düşünüyoruz. Çünkü öbür türlü zaten oy kullanmak istemediğiniz kişileri yarıyor. Aslan Hanım, o çok net ve düzgün bir söylemdi. Çünkü şu anda ben oyların %50'sini aldım diyen hükümet, sayılar incelenirse aslında %30'larda. Oy kullanmama oranının yüksekliğinden dolayı %50'lerde gözüküyor. Ama şu anda o iğmeyi de kaybederek aşağı doğru gitmekte. Biz bu 2015 seçimlerinde dur demek zorundayız. Türkiye'deki artık bu faşizan baskılar son noktaya doğru gitmeye başladı. Bu yüzden mutlaka dur demek vakti, hep bir olalım. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili adaylarımıza da özellikle şöyle çağrı yapıyorum. Ve ben bunu kesinlikle yapacağım. Çünkü dolaştığımız, bugün gezdiğimiz, oy istediğimiz üyelerimize hemen ayın 29'unda seçim bittikten sonra arkasından tekrar hepsini gezeceğim. Hepsine teşekkür edeceğim. Güzel bir noktada aday olsam da olmasam da bunu yapacağım. Çünkü bizim ana hedefimiz bellidir. Türkiye'de layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti'ni Atatürkçülüğü sonuna kadar yaşatmaktır. O hedefi doğrultusunda milletvekili adayı olsak da olmasak da sonuna dik kadar koşmaya devam edeceğiz. Dik durmayı hep. Değil mi? O dik duruş hep devam edecek o zaman. Ama bu dik duruşta da yanlış anlaşılmasın. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Bizim dik duruş bu olumsuzluklara karşı dik duruştur. Yoksa emek sahibi olan herkese, emek sahibi olan her insanın karşısında da
çok fazla eğiliriz. Evet, o da başka bir noktaydı. Evet. Peki Asım Bey, Cumhuriyet Halk Partisi önümüzdeki bu genel seçimlerde önemli bir seçim biliyorsunuz. Nasıl başarılı olabilir? Yani ne olması gerekiyor? Çünkü genel seçimler aslında baktığı zaman yerel yönetimlerin başarılarından da kaynaklanıyor. Başarılı olması da genel seçimleri etkileyecek. Nasıl başarılı olabilir? Şu an Türkiye'de bu hükümeti ekonomik krizler getirdi. Yine şu anda taşıdıkları noktada ekonominin getirildiği nokta götürecektir. Türkiye'de çok yakın tarihlerde bakın doların tırmanışı durdurulamıyor. Yabancı sermayenin ülkeden çıkışı gibi çok ekonomik sıkıntılar mevcut. Yine ekonomi bunları götürecektir. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde uygulaması gereken insanlarımızdan net bir şekilde söylemlerini ortaya koyması gerekir. Bugün bakıyoruz ki bizim programımız içerisinde her şey var. Bugün çiftçilerimizle ilgili, bugün emeklilerimizle ilgili ve genel başkanımız da söylemlerini çok daha netleştirdi şu anda. Ve bunlar bir beyanname şeklindedir. Seçimin arkasından mutlaka yapılacak şeylerdir. O yüzden vatandaşlarımızdan Cumhuriyet Halk Partisi'nin söylemlerinin yanında olmasını ve bu söylemlerde bütün örgütlerimizin birlikte çalışması, bunu bütün merkezlerimizin yani belediye başkanlıklarının, genel merkezin şunu kabul etmesi gerekir ki örgütlerimiz en tepededir. Yani ben bunu gönülden kabul eden bir insanım. Çünkü emek sarf eden, partiyi bir yere taşıyan insanlar onlardır. O yüzden örgütlerimizi çok öne çıkarmamız lazım. Ve bu örgütlerin yanında yine ısrarla söylüyorum, sivil toplum örgütleri ve sendikalar bizim vazgeçilmezlerdir. Çok önemli, değil mi? Çünkü aynı şeyleri düşündüğümüz insanlardır ve bunlarla beraber gönül gönüle koşmamız gerekiyor. Zaten çiftçi kuruluşlarından, odalardan, birliklerden, sendikalardan aldığımız şeyler zaten Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapması gereken şeylerdir. Bunları yaşatacağız. Ben bir farklı söylem olarak da şunu belirtmek istiyorum. Bu doğal şu anda gelişen bir şeydir. Sendikalarımız o kadar önemlidir ki yılın belli günlerinde, mesela bu günlerden biri niye Soma'daki 301 kişinin öldüğü gün olmasın? Mecliste sendikalar o milletvekillerinin oturduğu koltuklara oturacaklar. Milletvekillerini seyirci koltuklarına oturup işçi sorunlarını orada tartışacağız. Evet, çok haftanın güzel. Başka bir günü çiftçilik sorunlarını orada, onların kuruluşları oturacak oraya. Milletvekilleri seyirci koltuklarında oturacak ve izleyecekler. Bu tartışmaları mutlaka onlarla beraber yapıp onlarla beraber Türkiye'nin gündemine taşımamız gerekiyor. Başarı insanların taleplerinin icraata dökülmesiyle olacağına inanıyorum. Çünkü siyaset de insan için yapılıyor. Para da insan için, her şey insan her için. Her şey insan için. Evet. Bu kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun çalışması sizlerin sayesinde, adayların sayesinde, seçmenlerin sayesinde. Ama bir de karşı tarafta da bir parti var. AKP partisi var. Evet. Ve Cumhurbaşkanı'nın tarafsız olması gerekirken aslında şu anda AKP için birçok il ofislerinde, il ilişelerinde Recep Tayyip Erdoğan'ın işte afişleri ve oy toplamaya çalışıyor. Oy istiyor. Milletvekili sayısı şu olsun diyor. Bununla mücadele nasıl edilecek? Yani bu nasıl bir şeydir? Yani o konuda yani çok komik bir olay ama hani tarafsız olması gerekirken taraflı davranılıyor. Buna nasıl baş edilecek? Biz sadece halka ulaşalım. Hepsinin çözümü gelecektir. Yani halk birçok şeyi görüyor, birçok gerçeği görüyor. Sadece o beklentilerini karşılayabileceğimizi bizim insanlara anlatmamız lazım. Biz bunu bölgemiz itibariyle yapıyoruz. Hatta ben bölgemizde şu söylemi özellikle öne çıkartmaya çalışıyorum. Atatürk'ün o sözü gibi. Yani bugün Ayvalık'ta Cumhuriyet Halk Partisi yapısı güçlüdür. Bugün Körfez'de güçlüdür. Bugün İzmir'de güçlüdür. Ama bu Körfez'imizde yaşayan Balıkesir'in diğer yörelerinden de birçok insanımız vardır. Diyoruz ki Atatürk'ün dediği gibi Kurtuluş Savaşı'nda hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O sattık ki bütün vatandır diyor. Biz de şu anda sadece Ayvalık'ı düşünmeyeceğiz, sadece Balıkesir'i düşünmeyeceğiz. Bütün çalışmalarımızı Türkiye'de ulaşabildiğimiz her noktaya kadar, doğusundan batısına her noktaya kadar o çalışmalarımızı inatla devam ettireceğiz. Yani yaptık biz, bu işimiz bitti diye düşünmeyeceğiz. Her kapıyı aşındıracağız. Daha fazla insana yani, dokunulacak. Yani, daha fazla insanlara dokunduktan sonra olmayacak bir şey yok ve söylemlerimizi insanların huzurunda net bir şekilde yapacağız. Neler yapmak istediğimizi. Genel merkezimiz bu net söylemlerini koyacak. Biz de en dipte, en ücra köşeye kadar çalışacağız. Örgütlerimizi başa çıkartacağız. Peki başa dönmek istiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ön seçim uygulaması doğru bir karar mıdır? Ben kendi adıma söylüyorum ki birçok aday bunu söylüyordu. Eğer bugün ön seçim olmasaydı aday değildim. Ön seçim olduğu için adayız, koşturuyoruz ve ön seçim şu anda 22 bin tane Balıkesir üyesi var. Her bölgede bir hareket sağladı. En ücra köşedeki insanlarımız bir hevesle ve istekle bu olaya saldırıya geçti. Bu seçimlere mutlaka yansıyacak. Yani partimiz adına büyük bir gelişmeydi. Ve bu öyle bir duruş sağladı ki genel başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Parti meclisine, MYK'ya. Bu sağlanan artık geri dönüşü de yoktur. Yani bundan sonra tekrar biz atama yapacağız gibi bir şey. Bir daha ne olursa olsun geri gelmeyecektir Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Ben bunu
dün Balıkesir'imizde aday tanıtım toplantısında gördüm. Başka partiden gelen insanlar dahi biz böyle bir demokrasi şenliğini, böyle bir güzelliği görememiştik. Biz de bu dönem CHP'ye oy vereceğiz diyen insanlar var. Çok güzel noktaya taşıyacaktır inşallah. Evet. Konuşacak çok konu var tabii ki ama ön seçimlerden sonra isterseniz devam edelim. Çünkü zamanımız da sona erdi. Seçimler de yaklaştı. Son olarak Halk TV ekranlarına ne mesaj vermek istersiniz? Tüm partilerimize söyleyebileceğim son şey şudur. Biz doğru taraftayız. Biz olması gereken taraftayız. Tarih önümüzdeki yıllarda yazacaktır. 2002 inşallah 2015 arasını koyduğunda Türkiye'de yapılan yanlışları, Türkiye'de insan ayrımlarını, Türkiye'de bölücülüğü, neler yapılması, neler yanlış yapıldığını tarih kitapları yazacak. Ama ben en azından çocuklarıma, torunlarıma şunu söyleyeceğim ki bütün çalıştığımız Ayvalık'taki bütün kitlemizle birlikte bunu söylüyorum. Biz onların yanında değildik, onların karşısındaydık diyeceğiz. Mücadele ettik diyeceğiz ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Mücadele ettiğimiz takdirde, halkımızı kucakladığımız takdirde bu işi başaracağımıza inanıyorum. Ben 33 numaralı aday olarak aday numaranız 30. İnşallah ayın 29'undan sonra yetkili olarak insanlarımızın karşısında olup onlara hizmet edebilmek için uğraşacağız. Ama seçilecek noktada olmasak da bu dolaştığımız yerleri hemen ertesi günü daha dolaşmaya devam edip yine partimiz ve ideolojimiz için çalışmaya devam edeceğim. Bütün herkese çok selamlar diyorum. Teşekkür ediyoruz. Seçimlerde görüşmek üzere. Evet Asım Bey, bugünkü program için ben de teşekkür etmek istiyorum size. Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili aday adayı Asım Sürer'le beraberdik. Aday numarası 33. Seçimlere çok az kaldı. Herkesi sağduyuya davet ediyoruz. Başka bir programda görüşmek üzere. Hoşça kalın, dostça kalın.